Marvel'ın Disney Plus isimli platformu çıkartmasının üzerine sonunda MCU içerisinde geçen bazı diziler çıkmaya başladı. Gerçi Netflix'te yer alan bazı Marvel dizileri de MCU'da geçiyordu. Disney Plus sayesinde Marvel filmlerinde gördüğümüz bazı karakterlerin MCU'da geçen dizileri gelmeye başladı. Şöyle bir örnek vereyim size. Wanda karakterinin yani Scarlet Witch'in filminin gelmesini çok istiyordum. Ama daha sonrasında Marvel onun dizisini çıkartıverdi. Bu benim için büyük bir lütuftu. Bunun dışında da Thor filmlerinde gördüğümüz ve çokça sevdiğimiz Loki'nin dizisi geliverdi. Loki dizisi de çokça beğenildi. Her ne kadar benim favorim WandaVision dizisi olsa da Loki de en az WandaVision kadar iyiydi. Hatta çoğunuz için WandaVision'dan daha da iyi olabilir. Loki'nin çok sevilmesinin üzerine ve de aynı zamanda ikinci sezonunun geleceğinin duyurulmasının üzerine ikinci sezonun ne zaman geleceği merak konusu oldu. Hatta bunu biz dizi bittikten sonra bile merak ediyorduk. Yahu şu ikinci sezon ne zaman gelecek? Hemen gelse de izlesek, çok bekletmeseler bari. Maalesef size ikinci sezon hakkında pek de güzel haberlerim yok. Çünkü çıkış tarihi pek de yakın zamanda değil arkadaşlar. Çıkış tarihi ne zaman mı? Gelin detayları konuşalım. Çoğunuz muhtemelen Loki'nin ikinci sezonunu 2022 yılı içerisinde görmeyi bekliyorsunuz. Ama şöyle bir baktığımız zaman bu yıl içerisinde Marvel bayağı bir yapım getirecek. Buna diziler de filmler de dahil. Filmler açısından bakacak olursak 6 Mayıs tarihine Doctor Strange 2 filmi gelecek. Ki kendisi çok önemli bir film. Çoğu kişiye göre hatta bana göre de Spider-Man No Way Home'dan daha büyük etki bile yaratabilir bu film. Kadrosunun mükemmel olması bekleniyor. Aynı zamanda filmin kendisinin de mükemmel olması bekleniyor. Doctor Strange filminden sonra Thor'un 4. filmi gelecek. 8 Temmuz tarihinde Thor'un 4. filmini göreceğiz. Thor zaten çok sevilen bir karakter. Asıl Avengers üyelerinden çok az kişi kaldı geriye. Thor da buna dahil. O film de çok önemli bir film. Hatta belki o filmde Loki'yi falan görebiliriz bu arada. Neyse ona birazdan değiniriz. Thor dışında Black Panther 2 filmi gelecek bu yıl içerisinde. Tabi o da çok önemli bir film. Yani anlayacağınız üzere bu yıl Marvel'dan çok fazla film gelecek. Bunun dışında bir de gelecek olan dizilere bakalım. Bu yıl Disney Plus'a birçok dizi gelecek arkadaşlar ve çoğunun çekimleri de bitmek üzere. Secret Invasion ve Miss Marvel şu anda çekim aşamasındalar. Moon Knight isimli dizimizin zaten çekimleri bitti, fragmanı dahi geldi. Kendisi Mart ayında yayında olacak. Bir de bunun dışında Guardians of the Galaxy Holiday Special isimli bir film gelecek, yarım saatlik. Gördüğünüz işte Marvel bu yıl çok dolu. Bu doluluğun arasına bile Loki'nin ikinci sezonunu sıkıştırmayacaklardır arkadaşlar. Bu yüzden siz Loki'nin ikinci sezonunu en erken 2023'te bekleyin derim. Bana kalırsa ikinci sezonun bu yıl gelmesi neredeyse imkansız. Ama muhtemelen 2023 yılının başları veya ortaları olabilir. Hatta belki sonlarına da sarkar, bunu bilemeyiz maalesef. Yapacak bir şey yok arkadaşlar, en azından gelecek ya. Ne zaman geleceği önemli olmasın. En azından gelecek olmasını bilmek yeterli bizim için. Bir de bu yıl 8 Temmuz'da gelecek olan Thor filminde Loki'yi görme ihtimalimiz de var. Belki direkt filmin içerisine görürüz, belki de After Credits sahnesinde falan gösterebilirler. Yani umarım bir şekilde gösterirler çünkü Loki'siz Thor filmi olduğunu görmedim bugüne kadar, umarım bugün de olmaz. Yani 8 Temmuz'da olmaz işte. Veya belki de onu Doctor Strange filminde göreceğiz. Fragmanda falan Kang'in mabedine benzeyen bir yere gitmişti Doctor Strange. Oradan bir şekilde Loki'ye bağlayabilirler bence. Pek de ümitlenmeyin ama Loki'yi Thor filminde göremeyebiliriz. Neyse yani söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Sizin düşünceleriniz neler yorumlara yazarsanız sevinirim. Benden bu kadar. Hoşçakalın.